Merhaba arkadaşlar. Evet bayağı bir zaman oldu biliyorum ama kendi işlerimi halletmem gerekiyordu. O yüzden birazcık ara vermek istedim. Şimdi bugün bir habere denk geldim. Aslında bu konuyla alakalı konuşmamız gerekiyordu. Çok uzun süre önce. Dolaylı yoldan da konuştuğumuz videolar var. Ama uyarmak istiyorum. Bu videoda izleyecekleriniz sizin moralinizi bozacak. Nasıl bozacak derseniz şimdi birazdan göreceksiniz. Ama hazırlıklı olmanızı istiyorum. Yani şu anki dünyanın durumuyla alakalı bize çok şey söyleyen bir haber bu. OnlyFans isimli bir internet sitesi var. Biliyorsunuz bunu. Duymuşsunuzdur diye düşünüyorum. Eğer duymadıysanız buradaki içeriklerin çoğu artı 18. Muhabbet şu, insanlar, daha doğrusu içerik üreticileri diyelim bunlara, OnlyFans'e içerik yükleyip vücutlarını sergiliyorlar ve bundan gelir elde ediyorlar. Şimdi diyebilirsiniz ki Yorekok, hani bundan ne alakamız var bizim? Bu durum bizi nasıl ilgilendirebilir ki? Diye soracak olabilirsiniz. Şu şekilde ilgilendiriliyor. Dünya tarihinde OnlyFans gibi bir şey daha önce olmadı. Şu ana kadar ilk defa rastladığımız bir şey. Osurunu kavanozla satan kız veya vücut sıvılarını kavanozla satan kızları görmüştünüz. Hatırlıyorsunuzdur diye düşünüyorum. Bunların çoğu OnlyFans'den çıkmaydı. Sanırım Türkiye'de bu daha keşfedilmedi ya da varsa bilmiyorum ben. Fakat şöyle bir habere denk geldim ve bu beni gerçekten derinden yaraladı diyemeyeceğim. Çünkü çok derinden yaralamadı aslında. Beklediğim bir şeydi. Bu haberde OnlyFans kullanıcıları aylık kazançlarını açıklıyor. Yani burada kendi vücutlarını sergileyerek gelir elde eden içerik üreticileri kendi kazançlarını açıklamışlar. Ve gelin şu haberi bir bakalım istiyorum sizinle beraber. Twitch yayıncısı Amorant OnlyFans hesabından kaç para kazandığını açıkladı. OnlyFans gelirini açıklayan influencerlar trendine bir influencer daha katıldı. Twitch'teki yayınlarıyla daha önce pek çok tartışmaya konu olan Amorant, yani bu Twitch yayınları şu arkadaşlar bilmiyorsanız, küvette stream yapıyor ve sadece üzerinde bikinisi var. İçerik anlamında hiçbir şey yok, sadece vücudunu sergiliyor. OnlyFans'te elde ettiği toplam gelir tam 33.760.272 dolar. Şimdi bunu bir sindirmenizi istiyorum arkadaşlar. 33 milyon dolar. Son çıkan herhangi bir gişe filminin parasından daha fazla. Büyük ihtimalle şu Ridley Scott'ın bir filmi çıkmıştı. Last Duel diye, pek izlenmedi. Adam Driver, Matt Damon, Ben Affleck oynuyor. O filmin bütün gelirinden ya da bütçesinden daha fazla olduğunu düşünüyorum. Bunu şu an tamamen sallıyorum. Öyle olduğuna eminim ama kanıtlayamam. 33 milyon dolar kazanç sağlamak sadece böyle bir içerikle bana çok garip geliyor açıkçası. Twitch'teki Hot Tub yayınlarıyla gündeme gelen ve sonrasında OnlyFans hesabı açarak ün katan popüler yayıncı Amorant, OnlyFans'te bugüne kadar toplamda ne kadar kazandığını açıkladı. Yani 583 milyar Türk lirasından bahsediyoruz arkadaşlar. Şu an tamam. Şimdi yurt dışına gidip market fiyatları karşılaştıran influencerlar gibi Türk lirası dolar karşılaştırmasına girmeyeceğim zaten. Ama dolar olarak bile çok büyük bir meblağdan bahsediyoruz. Aylık 1,5 milyon dolar kazanıyor arkadaşlar. Burada da görüyorsunuz, bakın Haziran 2022 ayında 587 bin dolar. Haziran ayındaysa 1 milyon 598 bin dolar kazanmış. Ya yani bunu bir içinize sindirmenizi istiyorum. Mayıs ayında 1 milyon 568 bin dolar. Nisan ayında 1 milyon 570 bin dolar. Mart ayında 1 milyon 418 bin dolar kazanmış. Daha da bitmedi. Bu bir akım. Yani herkes kazancını açıklıyor. Bu nasıl bir akım olmuş bilmiyorum. Hani görgüsüzlüğü zaten prim yaptığı çağdayız. Ama bunun bir akım olmasını ben anlamlandıramıyorum açıkçası. Bad Baby takma isimli Daniela Broccoli ise OnlyFans hesabından toplam 50 milyon küsür dolar kazanıyor arkadaşlar. Şimdi bu konuyla alakalı düşüncelerimi merak ediyorsunuz. Nasıl bir çağa geldiğimizi hepiniz biliyorsunuzdur diye düşünüyorum. Şimdi bu konuyla alakalı düşüncelerim biraz çetrefilli aslında. Neden diyeceksiniz? Şimdi öyle bir çağa geldik ki hani artık TikTok vücudunu gösterme, vücudunu pazarlama, insanlara bir şekilde kendini satma normal akım oldu. Yani yeni trend gibi oldu. Ben bunu yaşadığımız son 2 yıl sonrası gerçekleşen o stresin atılması olarak görüyorum. İnsanlar tamamen kafayı yemiş durumda olduğu için OnlyFans'den bir kadının vücudunu sergileyerek para kazanmasına bir şey diyemeyeceğim bu noktada. Çünkü bence burada suçlu kadın değil. Daha doğrusu bu OnlyFans'e içerik üreten içerik üreticileri değil. Bunlara para veren insanlar. Yani siz gibi. Daha doğrusu siz demeyeyim. Çünkü takipçilerim arasında OnlyFans hesabı açıp para veren biri olduğunu düşünmüyorum. Hani eğer öyleyse lütfen yorumlara yazın. Gerçekten çok üzüleceğim yani. Yani çünkü Yorekok kitlesi olarak çok farkındalık sahibi insanlar olduğumuzu düşünüyorum. Belki de yanılıyorumdur, bilemeyeceğim. Bunu lütfen bana yazın. Ama buradaki durum çok acayip. Neden acayip diyeceksiniz? Buradaki durumun acayipliği, dediğim gibi, bu kadar para veren insanlar sadece o kadının çıplak fotoğraflarını görmek için bu parayı veriyor. OnlyFans sayfalarında nasıl içerikler var bilmiyorum. Sadece tahmin yürütüyorum bu konuda. O görseli görmek için aylık 1,5 milyon dolar kadar bir para veriliyor bu insanlara. Sanırım arkadaşlar
kadar insanlar günümüzde o kadar yalnızlaştı ki insanların birbiriyle tanışması da zorlaştı. Herkes internet üzerinden bir şeyler yapmaya çalışıyor. Daha doğrusu internet üzerinden sosyalleşmeye çalışıyor. Ve içerik üreticilerinin yaptığı şey de bence aslında bu influencer olabilir, fenomen olabilir, her neyse. Bunların yaptığı şey ise friendship simulator. Yani arkadaşlık simülasyonu yapmak, sağlamak. Bu da bir tık üstü escort simulator olmuş. Burada suçlayacağımız insanlar bence bu para kazanan kadınlar değil. Buna para veren bu insanlar. İnsanlar o kadar zor bir durumda ki ve acınası bir durumda ki gidip gerçekten bir kadının çıplak fotoğrafına 100 dolar veya işte onun bir saç teline 500 dolar verebilecek seviyeye gelmişler. Ben bu durumu oldukça acınası buluyorum. Ama bir yandan da seviniyorum. Çünkü hani sosyal medyada bu tip dejenere muhabbetlere maruz kalmazsak dibi göremeyeceğimizi düşünüyorum. Yani şu an şey gibi hissediyorum ben. İlk çağlarını yaşadık sosyal medyanın. Şu an gelişim çağlarındayız. Bu dönemi bence yıkılan veya tarihe gömülen antik uygarlıklar gibi düşünebilirsiniz. Belli bir yükseliş dönemi var. Fakat bir noktadan sonra bunun da boku çıkacak ve bokunun da çıkması gerekiyor. Ve tamamen bu kafadan uzaklaşmamız için bunların yaşanması gerektiğini düşünüyorum. Ve açıkçası umurumda değil. Bu noktadan sonra gerçekten insanların ne yaptığı, insanların kendi vücutlarıyla sosyal medyada ne yaptığı kesinlikle umurumda değil. Kendi vücudunu sergiliyorsun, eyvallah, bunda okey. Biz tamam, kendi vücudunu sergileyip bundan rahatsız olmayıp bundan bir de para kazanıyorsan, tamamen bence kendini sirkte sergilenen bir maymun klasmanına sokuyorsan okey, bu senin hayatın yani. Hatta ben şey diye düşünüyorum, bundan 10 yıl sonra akıllı erkek veya akıllı kadın diye bir şey kalmayacak. İnternet üzerinde var olmuş herkesin bir OnlyFans hesabı olacak. Ben böyle bir öngörüde bulunuyordum. Tabii TikTok'un yükselmesi vesaire derken TikTok'ta biraz da gezinmeye başladım ve insanların neler denediğini gözlemlemeye başladım. Ve arkadaşlar, size şöyle diyeyim, TikTok'la alakalı fikirlerim tamamen değişti. Bence bu noktadan sonra gerçekten hiçbir şey sallamayıp TikTok OnlyFans açmalı influencerlar. Ben böyle düşünüyorum. Bu konuyla alakalı bir video yapmak istedim. Kusura bakmayın. Sizlerden bu sene biraz uzak kaldım fakat kendi işlerimi halletmem gerekiyordu. Ama eminim ki bu yaz bomba geçecek kardeşim. Öyle hissediyorum. Ve umarım aranızda OnlyFans hesabı açan yoktur. Veya Türkiye'de umarım OnlyFans kullanan insanlar yoktur. Ya da buraya içerik üreten. Ve bu konuyla alakalı fikirlerinizi merak ediyorum açıkçası. Siz bu gidişat hakkında ne düşünüyorsunuz? İnsanların bu duruma takması normal mi? Yoksa takmadan devam edip bunu normalleştirmeli mi? Yani internet kültürünün çöküş dönemine denk geldiğimizi biliyorum ama sizden de duymak istiyorum. Acaba siz ne düşünüyorsunuz bu konuda? İnternet kültüründe böyle şeyler artık normal mi kabul ediliyor? Yoksa internet kültürü artık bir şehrin gettoları ve düzgün yerleri gibi mi ayrıldı? Yani OnlyFans gittiğiniz zaman varoşlara mı gidiyorsunuz? TikTok'a gittiğiniz zaman boktan bir AVM'ye mi giriyorsunuz? Ya ne bileyim, Instagram'a gittiğiniz zaman eski ve terk edilmiş bir ilçe AVM'sine mi gidiyorsunuz? Bu konuyla alakalı fikirlerinizi duymak istiyorum. O zaman Babakok'tan sevgilerle diyorum. Bu videonun da sonuna geliyoruz. İzlediğiniz için teşekkürler. Görüşmek üzere.